Sigara haramdır demiş. O açıklaması tartışmaların odağına yerleşmişti. Diyanet İşleri Başkanı bu kez sözlerine delillerle açıklık getirdi. Maide suresinin 32. ayetine işaret etti. Biz sigarayı haram diyoruz ama delillerimiz var. Delillerimiz var dedi. Tartışma yaratan konuya son noktayı böyle koydu. Dünyada her yıl 8 milyon insan hayatını kaybediyor sigara yüzünden. Dünya sigarayı bırakma gününde de Diyanet İşleri Başkanı açıklama yaptı. Sigara haramdır diyerek Maide suresinin 32. ayetini delil gösterdi. Kim ki yeryüzünde inancı, mezhebi, dini ne olursa olsun yeryüzünde bir kimseyi öldürürse haksız yere bütün insanları öldürmüş gibi olur diyor ayet. Kendine eziyet ediyorsan haramdır. Haramdır mı diyeyim, diyemeyeyim mi, valla ben de bilemedim. Üstelik bu ilk uyarı değildi. Daha önce de uyuşturucu özelliği var deyip sigara haramdır fetvası vermişti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Sadece Türkiye'de 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi? Dünya genelinde 1.1 milyar insan sigara bağımlısı, sıralamadaysa Türkiye 40. sırada yer alıyor. Peki ama sigara haram mıdır tartışması noktasında vatandaşlar ne düşünüyor? İsraf olduğunu biliyorum da haram olduğunu bilmiyorum. İsraf da harama yakın. Zararlı bir şey olduğu için insan vücuduna normal diye düşünüyorum. İnsanlar kendileri karar verir onun zararına. Başkası karar veremez ki. Bünyeye zararı var ama yani kullanıp kullanmamak herkesin kendine kalmış bir şey. Elime bile almadım. Sigara içinde yanında durmam.